Merhabalar sevgili açık beyin dostları. Soruyorum serimizin yeni bir dönemine geldik gibi gözüküyor. Daha önce bu formatta görmediniz. Bu bizim için de yeni. Ne yapacağız efendim? Özellikle birkaç zamandır beyin davranış, nöropsikoloji vesaire üzerine gelen soruları şöyle bir gruplandırıyoruz. E, tabii bu fikir gene Mustafa Can'ın başının altından çıkıyor. Biraz da böyle beyin bilimleri, işlevsel nöroanatomi açısından işi biraz daha detaylı anlatabileceğimiz bir soru yorum hazırlığı yapalım dedik. Sevgili seyirci kişiler stüdyosunda bize sağladığı imkanlarla efendim size böyle ders tadında ama içeriği pek ders gibi olmayan bazı konu başlıklarıyla sorularınıza derli toplu bir cevap vermeye gayret edeceğiz. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi soru yorumun mantığı neydi? Sizin merak ettiğiniz konulara cevap veriyoruz ama çoğu zaman bizim merak ettiğimiz konular aslında tam nasıl soracağımızı bilemediğimiz konular oluyor. Mesela beynimde bilmem ne nasıl oluyor diye sorarken aslında siz hayatta şunu nasıl yaparım diye sormak istiyorsunuz. Bunun da beyinsel karşılıklarını anlatmak biraz uzun zaman gerektiriyor. Ben bugün bu bölümde beynimizin uyandırma sistemi diyebileceğimiz, günlük hayatta uyanık kalmamızı sağlayan, dikkatimizi toplamamızı sağlayan, akşam bizi uyutan sabah uyandıran sistemin nasıl çalıştığını ve bunu nasıl programlayabiliyoruz, nasıl bu bilgiyle hayatımızı daha iyi hale getirebiliriz buna ilgili de birkaç ipucu paylaşmaya gayret edeceğim. Bana eşlik eden bir minik yazılımım olacak. Bu yazılım sayesinde biz böyle beyinlerimizi döndürüp çevirip birlikte izleyebileceğiz. Bu bir iPad uygulaması, dilerseniz yükleyebilirsiniz, Sol Brain diye bir uygulama bu. Bugün beynimizdeki uyandırma sistemi kapsamında size anlatabileceğim bütün soruları birlikte cevaplamak amacıyla Size şöyle biraz beynimizin alt katmanlarından bahis açacağım. Biraz önceki beynimizi şöyle azıcık şeffaf hale getirdiğimizde bakınız beynin altında şöyle renklendirilmiş olarak gözüken bir kısım var. Hani beyin şeklini ilk defa görenler için şöyle kısa bir tarif verelim. Şurası beynin ön tarafı, burası arka tarafı. Beynin dıştaki o yarı kürelerini şeffaflaştırmışız. Ve içinde aşağıda omurilikle devam eden şu kısım biraz renklendirilmiş vaziyette görülüyor. Zira biz burayla ilgili konuşacağız. Çünkü beynimizin bilinçli algı falan filan gibi o günlük hayatta çok farkında olduğumuz işlerini yapan şu üst korteks ya da kabuk kısmının dışında aşağıda devasa bir alem var. Bu alemin nasıl çalıştığı konusunda çok bir fikrimiz yok. Günlük hayatta bize doğrudan yansıttığı ya da bizim bunu doğrudan kontrol edebileceğimiz pek bir yöntem yok. Ama bugün sizi ikna edebilmeye çalışacağım üzere aslında hayatımızın çok önemli bir kısmını, zihinsel donanımımızın çok önemli bir kısmını burası yönetiyor. Ve bugün sadece onun bu uyanıklık, dikkat ve algı üzerine nasıl bir rolü olduğunu biraz konuşarak başlayacağız. Şimdi öncelikle biraz yer tarifi yapalım. Neden ve neredeki bir yapıdan bahsedeceğiz. Bu üst taraf beynimizin kabuk bölümü. Şuraya orta beyin diyebiliyoruz. Şu aşağıda gördüğümüz kısımda da beyin sapı adı veriliyor anatomik olarak. Böyle bir tabancanın kabzası gibi düşünün. O yüzden biraz da SAP ismini veriyoruz buraya. Ve burası bizim en yaşamsal faaliyetlerimizin yönetildiği yer. Nedir o en yaşamsal faaliyetler? Mesela gece uykuda bile nefes alıp veriyorsunuz. Otomatik olarak nefes alma davranışımız devam ediyor. Biz üst beyinden verdiğimiz kararlarla nefes alıp vermeye müdahale edebilirken bu sınırlı bir düzeyde biliyorsunuz. Mesela nefesimizi tutarak intihar edemiyoruz. Olmuyor böyle bir şey. Çok şükür ki bu aşağısı işler zora girdiğinde, işte diyelim nefesimizi çok uzun süre tuttuğumuzda beyine üst tarafları giden oksijen azalacağı için burayı bayıltıyor, devreden çıkarıyor. Kendisi otomatik pilotta solumayı ele alıyor mesela. Yani trafik kazalarında belki duymuşsunuzdur. Hastaların boynunu oynatmayın derler. Hani ilk yardım gelene kadar ellemeyin derler. Sebebi de tam şu aşağıda mor renkte gördüğünüz kısım var ya bunun etrafında ilk boyun omurlarımız var. Şu ensemizin hemen yukarısında. Eğer bu boyun omurları olur da kırılırsa ve kafa oynatıldığında bu boyun omuru parçaları buraya zarar verecek olursa burada kalp atışımızı yöneten, efendim nefes alma ritmimizi yöneten, yutkunma, kusma, tükürük, salgılama gibi reflekslerimizi yöneten enteresan bölgelerimiz var. Ve dolayısıyla bu bölgeler hasar gördüğü anda artık canlılıkla bağdaşmayan bir durum ortaya çıkıyor ve hayat sonlanıyor. O yüzden burası çok hayati bir bölüm. Bugün bahsedeceğimiz kısım bizim dikkat, algı, uyanıklık vesaire gibi aslında beynin üst kısmı ile ilgili olduğunu düşündüğümüz özelliklerimizin alt katlarda, bu alt katmanlarda nasıl yönetildiği ile ilgili. Şimdi burası tıp öğrencilerinin nöroanatomi dersleri alırken canını çok sıkan bir yer. Çünkü küçük ama o kadar fazla alt bölge içeriyor ki hani birçok öğrenci belki tıp fakültesini bırakmaya burada karar veriyor olabilir. Ama biz bu kadar detayına girmeyeceğiz. Sadece bu sinir doku yani beyin ve beyin sapı dediğimiz sistemin sinir hücrelerinden oluştuğunu hatırlayalım ve bu sinir hücreleri birbirlerine çok sıkı bağlantılar gösterip veri alışverişi yapan birimler olarak düşünelim. Bunların çok özel bir topluluğu var bu beyin sapı dediğimiz bölgede. Şu farklı olarak renklendirilmiş bütün kısımların kabaca şöyle içinde yer alan ve şöyle bir alanı işgal ettiğini düşünebileceğiniz beyin sapının içerisinde bir sinirsel ağ mevcut. Bu ağ aynen balık ağı gibi birbirine bağlı sinir hücrelerinden oluşuyor. Balık ağının latincesi retikulumdur. O yüzden bu yapıya retiküler formasyon adını veriyoruz biz latince isimlendirme itibariyle. Ağsı oluşum anlamına geliyor retiküler formasyon. Burada ağ şeklinde birbirine bağlı bir grup hücre, bir grup derken milyonlarca sinir hücresi, ve bu sinir hücrelerinin uzantılarını takip ettiğiniz zaman, bu hücreler nereye mesaj gönderiyor diye baktığınız zaman, yukarıda beynimizin her bir noktasına gidecek yüz binlerce, milyonlarca sinir hücresi uzantısı gönderiyor. Ve beynimizin her tarafına bir takım sinyaller yolluyor. Bu tabi enteresan bir şekilde beynin her tarafına bağlı olan bir yapı gördüğümüzde merak ediyoruz. Acaba bu yapı ne işe yarıyor diye. Ölçümleri ve izlemeleri yaptığımızda ilginç bir şey görüyoruz. Bu yapının gönderdiği bu sinirsel sinyaller devam ettiği sürece bizim beyin kabuğumuz yani bilinçli algılayan, düşünen, plan yapan bölümümüz faaliyetini sağlıklı bir şekilde sürdürebiliyor, dikkatli ve uyanık olabiliyor, dikkatini belli bir şeye odaklayabiliyor ve uyumadan ayakta durabiliyor kısacası. Yani burası beynimizi uyandırmakla ilgili bir işlev görüyor. Peki biz nasıl uyuyoruz? Teoriler muhtelif ama kesin mekanizmasını tam bilmiyoruz. Genellikle akşam gece saatlerinde bu bölgenin aktivitesi çeşitli nedenlerle azalıyor. Bu nedenlerden bir tanesi de bir kimyasal maddenin, bir nörokimyasalın yani beynimizde salgılanan bir kimyasalın miktarının artması. Bu arkadaşın adı adenozin. Bilmiyorum güzel yazabildim mi? Tahtada yazım biraz kötü ama adenozin. Adenozin bir kimyasal madde. Bizim enerji molekülümüz olan ATP diye bir molekül duymuşsunuzdur. O çok kullanılıp parçalandıkça bu üründen çok fazla çıkıyor. Onun bir parçası çünkü adenozin. ATP'nin A'sı buradan geliyor. Ve bunun artması aslında bir nevi yorgunluk sinyali olarak düşünebilirsiniz. Çok enerji tüketiliyor. Ve enerjiden arta kalan bu adenozinler artınca burada bir mekanizma tetikliyor. Bu mekanizma yavaş yavaş bu sistemin beyni uyarma mekanizmasını azaltmaya başlıyor. Azaltınca da yavaş yavaş bizim perdeler iniyor. Uykumuz geliyor. Gözümüz yavaş yavaş yatağa bakmaya başlıyor. Ee, kahve içtiğimizde bazı arkadaşların uykusu kaçıyor ya da uyanmak için kahve içen bazılarımız var. Kimimizi etki etmiyor ama bazıları gerçekten akşam geç saatlerde kahve içerlerse sabaha kadar uykusuz kalabiliyorlar. Bunun en önemli nedeni çoğumuzda kahvenin içerisindeki kafein dediğimiz madde bu adenozin denen maddenin alıcılarına bağlanıyor beyin hücrelerinde. Adenozinin etki etmesini engellediği için uyku sinyali devreye girmiyor. Ve bu arkadaşlar, ben onlardan bir tanesiyim, akşam saatlerinde kahve içerlerse sabaha kadar nöbetçiler. Peki başkalarında niye bu kadar etki etmiyor kahve? Neden bazısı bir fincan kahve içip de mışıl mışıl uyuyabiliyor? Çünkü onlardaki adenozin alıcılarının moleküler yapısı diğerlerinden farklı kafein gidip oralara bağlanamadığı için yani kafein uyumsuz olduğu için onların reseptörleri ya da alıcıları doğuştan bir şekilde sistem kafeinden o kadar etkilenmiyor. Demek ki uyku uyanıklık sisteminin burayla çok yakından bir alakası var. Bu arada sabahları erken saatte kahve içtiğinizde bu sistemi gereksiz yere meşgul etmiş oluyorsunuz. Bunu da hatırlatayım. Sabah çok erken içilen kahvenin 2 saat sonra sizde bir uyku hali yaptığını fark etmişsinizdir. Gereksiz yere bu adenozin alıcılarını işgal ettiğinizde Kahvenin etkisi geçtikten sonra ortamdaki azıcık adenozin bile direkt uyku yapmaya yetiyor. O yüzden gündüz gözüyle uyumak istemiyorsanız sabah kahvenizi biraz geç saatte, saat 10-11'den sonra içmeye gayret etmenizi tavsiye ederim. Bu yan bilgi. Şimdi gelelim efendim. Bu bütün gün bizi uyandırıyor dedik. Nasıl uyanıyoruz biz? Gece buranın aktivitesi azalınca biz güzel güzel uykuya dalıyoruz ve bu bölge sabah saatlerine doğru gerek doğal olarak gerekse dışarıdan bir uyaranla tekrar aktive olduğunda beynimize uyarı gönderip bizi uyandırıyor. Sorun şu ki kendi kendine uyananlar nasıl uyanıyor? Uyku sırasında normalde neden işte günlük hayatta duyduğumuz sesler ya da ışıklar, rahatsız edici etkenler bizi kolay kolay etkilemiyor? Neden algımız bu kadar değişiyor da gündüzle gece arasında böyle büyük bir fark var? Şimdi bunun bulunduğu yere bir dikkat edelim. Anatominin ne kadar önemli olduğunu belki burada biraz daha iyi anlayacağız. Beyin sapı dediğimiz yer nerede yer alıyor? Beynimizin algılayan kısmı ve aşağıda da vücudumuz var. Böyle düşünün. Vücuttan gelen bilgiler beyne çıkmadan önce muhakkak buradan geçmek zorundalar. Ve beyinden vücuda gönderilen bütün emirler de gitmeden önce beynin bu kısmından geçmek zorundalar. Bunun bizim için de önemi var. Vücuttan gelen bilgiler buraya doğru giderken, yani vücudumuzdan bir duyu aldığımız zaman, bu isterse görme, işitme, tatma gibi bildiğimiz o özel duyular olsun, İsterse dokunma falan gibi ağrı, gıdıklanma, kaşıntı, vücudumuzdan gelen diğer duyular olsun. Bunlar yukarı doğru çıkarken retiküler formasyon yapısına diyorlar ki birader aşağıda bir şey oluyor, bize bir takım bilgiler geliyor. Şimdi beyin bunları değerlendirecek, biz veriyi oraya götürüyoruz. Bir zahmet haber ver de bir uyansınlar. Çünkü yukarıda bizim bir takım karar mekanizmalarına ihtiyacımız var. Dolayısıyla veriler buradan geçerken bu retiküler formasyonda uyarıp beynin uyanmasını sağlıyorlar. Bu uyanmayı sağladıkları için yani bu bölge burayı aktive ettiği için biz kısaca bu sistemi RAS yani retiküler aktive edici sistem diye de zikrederiz arada bir. Uyaranlar geçerken beyne çıkmadan önce burayı uyarıp beynin uyanmasını sağlıyorlar. Dahası da var. Fark etmişsinizdir böyle biraz uzun süre oturduğunuzda bir şey konsantre olduğunuzda hafif algınız düşer, uykunuz gelir, böyle bir ağırlaşırsınız. O zaman en güzel çare nedir? Biraz ayağa kalkıp bir 20-30 adım atarsanız, azıcık hareket ederseniz, zihniniz hemen açılmaya, hemen uyanıklığınız artmaya başlar. Bu nasıl oluyor? Hareket emirleri beynimizin üst tarafında veriliyor. Aşağı doğru giderken nereden geçmek zorunda? Yine bu arkadaşın içinden geçmek zorunda. Ve emirler aşağı doğru giderken bu retiküler aktive edici sisteme diyorlar ki, kardeş biz kaslara şimdi kasılma emri götürüyoruz. Birazdan hareket başlayacak. Zaten dik yürüyoruz. Denge sağlamamız zor. Gözünü seveyim söyle bunlara. Gözlerini dört açsınlar. Dengemiz bozulup da başımıza bir şey gelmesin. Birazdan aşağıdan bir sürü durum değişecek. Tetikte olsunlar diye. Retiküler formasyonu uyarıyor. Bu da tekrar yine korteksin uyanmasını sağlıyor. Yani hem etraftan bilgiler gelirken hem beyinden aşağı uyarılar inerken bu ortada gümrük memuru gibi duruyor ve her koşulda, her bahaneyle beynin uyandırılmasını sağlıyor. Peki Normalde uyuyan bir insanı düşünün. İşte diyelim ki Mustafa uyuyor. Mustafa uyurken yanına geçerken Mustafa desem bir şey yok. Mustafa diyorum yine bir şey yok. Mustafa diyorum lap diye zıplıyor. Günlük hayatta sadece kısık sesle Mustafa dediğimde dönüp bana bakan Mustafa gece uyurken ancak yüksek sesle seslendiğimde bunu fark ediyor. Neden kısık sesle gündüz duyduğu şeyleri gece duymuyor? Çünkü uyku modu sırasında burası bir vana gibi hareket ediyor ve algı vanası kısılıyor tabiri caizse. Buranın uyarı geçirme eşiği yükseliyor. Günlük hayatta algıladığımız şeyler beynimizin üst katmanlarına çıkarılmadığı için, burada süzüldüğü için biz uykuya devam ediyoruz. Sadece belli bir eşiğin üstündeki uyaranlar geldiği zaman, burası diyor ki herhalde ciddi bir durum var. İşte yatağınızı biri sallarsa, güm diye bir ses gelirse falan. Bu bölgenin eşiğinin üstüne çıkıyor ve beyninize ulaşarak bir anda beyninizi uyandırabiliyor. Eşiğin altında kalan, buranın süzgecine takılan tüm uyaranlar gece sizin hiçbir şekilde rahatınızı bozmayacak şekilde fark edilmez bir biçimde geçip gidiyor. İlginç bir mesele var burayla ilgili. Mesela yeni çocuk sahibi olmuş ailelerde genellikle işte bebek geceleri ağlar normali bu. Bebek bir bık der anne hemen uyanır ama bebek bazen ciyak ciyak ağlarken baba pek uyanmaz. Ve anneler de haklı olarak bu duruma biraz kızarlar. Fakat genellikle burada bilmediğimiz bir nörolojik mekanizma var. Bebek yeni doğduğunda ve anne ilk bebeğin ağlama sesini ya da normal sesini duyduğunda bebeğin ses frekansına göre annenin retiküler aktive edici sistemi ince ayara tabi tutulur. Yani o frekans önemli ve öncelikli frekans olarak öne çıkarılır. O yüzden anne beyni çocuk sesine karşı çok hassaslaşır. Kendi çocuğu özellikle en ufak ses çıkarttığında anne uyanır. Ama babanın beyninde bildiğimiz kadarıyla böyle bir modifikasyon olmadığı için doğal olarak onlarda böyle bir şey olmuyor. Bu ne demek? Yani bırakın babalar uyusun demek istemiyorum tabii ki. Hanımlar çocuk çok ağladığında beyefendiyi sağlam bir iteklesinler, tekmelesinler, bir şey yapsınlar. Onu uyandırsınlar çünkü biyolojik olarak onlardan doğal bir uyanma beklemememiz çok normal böyle bir modifikasyona bakınca. Sonuçta hayat zor. Yani bütün gece annenin ayakta olmasını beklemek büyük bir haksızlık. Şimdi burası başka bir şeyler daha yapıyor. Diyelim ki bir korku filmi seyrettiniz. Korku filmi seyrettiniz ve bitti evde de tek başınızasınız. Normal her akşam çıtırdayan parkeler o akşam sizi tedirgin eder. Bunu fark etmişsinizdir. En ufak bir hareket, bir esinti olsa amanın bir şeyler mi geçiyor, şeytan bizim evem geldi falan filan gibi bir şeyler olabilirsiniz. Neden normal koşullarda hiç umursamayacağınız uyaranlar, mesela bir korku filminden, bir telaştan sonra siz daha çok uyarır hale geliyor? Çünkü o korkutucu uyaranlar, Burayı öyle bir etkiliyor ki korteks ya da beyin kabuğu aşırı uyanık hale getiriliyor. Çünkü olası bir tehlike var. Adrenalin falan salgılamışsınız biraz önce. Savaş ya da kaç pozisyonu hazırsınız. Beyniniz full uyanık ve etraftaki bütün uyaranları yükselterek algılıyor ki zararlı olabilecek bir bileşeni gözden kaçırmayalım diye. Aşırı hassaslaşma halinden de yine burası sorumlu. Özellikle alkol falan tüketenlerde, uyuşturucu madde tüketenlerde öncelikle etkilenen bölgelerden bir tanesi burası. Ve beynin uyanıklığı yine bu bölgeyi yavaşlatan bu malzemeler, bu kimyasallar nedeniyle çok ciddi bir biçimde azalıyor. Ee, sevgili Seyirli Kişiler Stüdyosu'nun takım kaptanı Ali Kalkat dedi ki ya ben dedi saat kuruyorum 8'de dedi. Hep 8'e 5 kala uyanıyorum dedi. Bununla nasıl beceriyorum falan dedi. Aha dedim tam bugünkü konuyla alakalı. Şimdi bu sistem sadece biyolojik böyle bir aç kapa mekanizması gibi çalışmıyor. Çok ciddi psikolojik faktörlerden de etkileniyor. Mesela siz normal bir gün yaşıyorsunuz. Akşam canınızı sıkan bir şey oluyor. Bir türlü uyuyamıyorsunuz. Burası uyku moduna geçemiyor. Çünkü o duyduğunuz, yaşadığınız şey neyse sizde bir stres, bir gerginlik yaratıyor. Bu sizin hormonlarınızı etkiliyor. Hormonlar hemen gelip buraya diyor ki Birader şimdi uykuya geçme zamanı değil. Bir tehlike, bir tehdit halledilmesi gereken bir sorun var. O yüzden sen lütfen şimdi tatil yapmanın sırası değil uyanık ol. Beyni de uyanık tut. Dolayısıyla biz kolay kolay uykuya yatamıyoruz. Normal uykumuz sırasında sabaha karşı saatlerde birçok insanın herhangi bir uyarana, alarma, saate ihtiyaç duymadan kendiliğinden uyandığını biliyoruz. Her ne kadar rutin hayatımızda özellikle öğrenciysek falan bu çok hasretle beklediğimiz ve ulaşamadığımız bir durum olsa da insanlar belli bir süre uyuduktan sonra kendi kendilerine uyanıyorlar. Bu zaten doğal bir mekanizma. Kendi kendine uyanma mekanizması uyku döngülerimiz ve uyku döngülerinin içerisinde gerçekleşen biyokimyasal olaylarla çok yakından ilgili. Ama uykunun süresinin doğal bir miktarı var ve bu doğal miktar daha önce çok videomuzda bahsettiğimiz gibi günlük yaşamda ne yaptığınızla çok yakından alakalı. Eğer yeterince hareket ediyorsanız, dengeli besleniyorsanız, düşük streste yaşıyorsanız uykunuz kısa ve yüksek kaliteli oluyor. Ama çok kalorili yiyorsanız, hareketsizseniz ve yoğun stresli bir hayat yaşıyorsanız o zaman uykunuz çok uzuyor. Sabah sürünerek kalkıyorsunuz çünkü uykunuz çok verimsiz oluyor. Ve uykuya yatarken özellikle günümüzde mesela çok yoğun miktarda şurada gözlerimiz var efendim şu çaktırmadan göz olsun. Gözümüze çok yoğun miktarda eğer ışık gelecek olursa gece geç saatlerde bu ışık görme sistemimiz üzerinden sadece beynimizin arkasındaki görme bölgesinde değerlendirilmekle kalmıyor. Beynin tam orta hattında burada bir yerde çok önemli bazı merkezleri de uyararak melatonin dediğimiz bir hormonun salgısını engelliyor. Melatonin dediğimiz hormon ne işe yarıyor? Gece 9-10 civarında salgılanarak hem bu bölgenin güzel bir uyku döngüsüne girmesini, retiküler formasyonun uyku moduna geçmesini sağlıyor. Hem de uyku sırasındaki o farklı fazları sağlıklı bir şekilde yaşamamızı sağlıyor. Ama ışık varsa melatonin yok, melatonin yoksa uykuya geçiş zor. Uykuya geçiş olsa bile uykunun kalitesi çok düşük. Dolayısıyla bu sistemin sağlıklı çalışabilmesi için bir, gece yatmadan önce en azından 1-2 saat önce ışıkları mümkün mertebe azaltmak, o tabletleri, telefonları kesinlikle yatağımıza sokmamak. Televizyon izliyorsak makul bir saate kadar izlemek, ondan sonra kapatmak ve mümkün mertebe az ışıklı bir ortamda yatağımızın bulunduğu yerde yatma ritüeli benzeri bazı davranışlar sergilerek yatmayı şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü bu işin bilimi bunu gösteriyor. Yatmaya hazırlanmak, uyumaya hazırlanmak aynı zamanda psikolojik bir süreç. Siz mesela yatmadan hemen önce egzersiz yaparsanız yine uyumanız çok zor oluyor benzer sebeplerden vücudu ve zihni uykuya hazırlamamız gerekiyor. İşin doğal parçası bu. Ve eğer siz gece uyurken, ertesi sabah yaklaşık olarak ne yapacağınızı biliyorsanız, uyku kalitenizde yeterince yaşayabileceğiniz bir uyku süreniz varsa, birçok kişi aynen sevgili Ali'nin söylediği gibi saati belli bir saate kurmasına rağmen ondan biraz önce rahatlıkla uyanıyor. Bu saatin tam olarak oralara denk gelmesinin temel nedeni şu, Bizim belki bilincimiz uyuyor ama arka planda beynin büyük bir bilinç dışı kısmı uyumuyor ve faaliyetlerine devam ediyor. Biz beyin aktivitelerini uyku sırasında görüntülerken beynin anormal derecede aktif olduğunu görebiliyoruz. Dönem dönem gündüz çalıştığından daha yoğun çalışıyor beynimiz uyku sırasında. Dolayısıyla arka planda çok fazla çalışan süreç var ve bu süreçlerden bazıları da bizim gündüz zamanı sayarken, zamanın geçişini algılarken kullandığımız sistemler. Onlar arka planda çalıştığı için zamanı geldiğinde tırnak içinde retiküler formasyon diyorlar ki hadi geç kalacağız. Artık yavaş yavaş uyanalım ve bütün uyku döngülerinde ona göre güzel güzel yavaş yavaş ayarlayarak sabah o saatte sağlıklı bir şekilde uyanmanızı sağlıyorlar. Bunu çok rahatlıkla hepiniz deneyebilirsiniz. Yatmadan önce 2-3 dakikalık bir meditasyon benzeri bir hareketle şu anda dinlenmek için yattım. Gayet güzel uyuyacağım. Sistem güzel çalışıyor. Hiç problem yok. Sabahta şu saatte uyanacağım yani o zamana kadar da yeterli uykumu alacağım deyip işte 6-7 saatlik bir uyku bandına yattığınız zaman kaçınılmaz bir şekilde sabah buranın sizi uyandırdığını göreceksiniz. Eğer uyandırmıyorsa biraz önce söylediğimi hatırlayın gündüz buraya çok eziyet ediyorsunuz demektir. Fazla kafein tüketiyor olabilirsiniz, az hareket ediyor olabilirsiniz, çok iyi olabilirsiniz. Bunların hepsini yapan birisi olarak etkilerini çok iyi görmüş ve yaşamış birisi olarak bunlara dikkat etmemizi tekrar hatırlatacağım. Ve bütün bu sistem iyi çalıştığı takdirde biz gündüz ve uyanık zamanlarımızda daha sonraki bir videomuzda detaylı olarak anlatacağımız beynimizin ön kısmının işlevlerini yani dikkat, planlama, odaklanma, odağımızı istediğimiz zaman bir yerden bir yere değiştirme gibi becerilerimizi çok iyi kullanabiliyoruz. Ama gece burası dinlenmedi. Burayı uykuyla doğru dürüst onarmadık. Ve gün içerisinde Burası yeterli faaliyetini yapamaz duruma geldi. Bu zamanda ne oluyor? İşte okul erken saatlerde gönderdiğimiz birçok çocuğumuzda gördüğümüz gibi öğleden sonrasına kadar neredeyse uyanamıyorlar. Bütün gün böyle biraz hangover gibi, akşamdan kalma gibi takılıyorlar. Dikkatlerini bir yerde toplama konusunda çok zorlanıyorlar. Çünkü kendisine dinlenme şansı vermediğimiz bu beyin sapı devreleri yeterince dinlenemediklerinden gündüz faaliyetlerini gerçekleştirmiyorlar. Bu vesileyle tekrar uykunun bir vakit kaybı değil, beyin için çok önemli bir gereksinim olduğunu hatırlatmak isterim. Eğer uyandırma sistemimizin, dikkat ve odaklanma sistemimizin güzel çalışmasını istiyorsak, o gece uykusuna o zamanı yatıracağız. Son kısım, son cümlem, kaç saat uyumalıyız sorusu çok soruluyor. İnsan günde 8 saat uyumalı diye bir takım ezberlerimiz var. Konunun bununla hiç alakası yok. İnsan makina değildir. Algoritmayla çalışmaz. Çoğu kişiye günde 6-7 saatlik uyku rahatlıkla yetiyor. Ama bazen günde 4 saat uyursunuz. Bazen 8 saat uyursunuz. Fakat şunu temel olarak söyleyeyim. 8 saatten uzun uyuyorsanız, hatta 7 saati aşıyorsa uykunuz, ciddi anlamda bir uyku hijyeni, uyku sağlığı problemimiz olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü 6-7 saat uyku bize rahat rahat yetmeli. Tabii ki bebek değilseniz. Bebeklerin çok uzun süre uyuması gerekiyor. Çünkü onların beyinleri çok meşgul ve gelişimin ilk aşamalarında onların çok daha fazla uyku desteğine ihtiyaçları var. Umuyorum işte ne kadar uyumalıyım, gündüz ne yasam akşam mı sabah niye erken kalkamıyorum, saat kurmak zorunda mıyım, kendi kendime uyanamaz mıyım falan gibi sorulara bir cevap olmuştur bu anlattıklarımız. Tabii ki çok özet bir biçimde geçtik ama eğer hoşunuza gittiyse bundan sonra böyle etraflı anlatımları soruyorum da görmek istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Tabi yorumlara yazmadan önce abone olup like'a da basmayı unutmayın. Hatta zile de basın ki yeni videolar geldiğinde haberdar olun. Görüşmek üzere.